Sevgili öğrenciler, bugün sosyal bilgiler dersimizde Türkiye'nin komşuları ve Türk devletleri konumuzu işleyeceğiz. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer alır. Coğrafya açıdan önemli bir konumdadır. Batıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, güneyde Irak ve Suriye ülkemizin komşularıdır. Türkiye komşularıyla iyi ilişkiler kurmayı önemseyen bir ülkedir. Her komşu ülkeyle ticari ilişkiler kurmuştur. Şimdi bu komşu ülkeleri tanıyalım. Türkiye'nin komşuları: Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Nahçıvan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye. Yunanistan, başkenti Atina, nüfusu 11 milyon, yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Yunanca. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev Selanik'tedir. Selanik, Yunanistan'ın sınırları içindedir. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biridir. Yunanistan ile sınır kapılarımız İpsala ve Pazar Kule'dir. Fındık, tekstil ürünleri, otomobil lastiği, mobilya, plastik malzemeler Yunanistan'a ihraç ettiğimiz ürünlerdir. Yunanistan'dan ise pamuk, kağıt, alüminyum, bakır ve çeşitli deniz ürünlerini satın alırız. Son yıllarda iki ülke arasında ticaret, enerji, ulaştırma ve turizm sektörlerindeki gelişmeler devam etmektedir. Bulgaristan, başkenti Sofya, nüfus 7.3 milyon, yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Bulgarca. Bulgaristan ile aramızdaki en önemli geçiş noktaları Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarıdır. Nüfusunun bir bölümünü Türklerden oluşan Bulgaristan ile aramızda güçlü tarihi ve kültürel bağlar vardır. Ülkenin çeşitli yerlerindeki hamamlar, çeşmeler, köprüler, camiler Türk kültürünün izlerini taşır. Türkiye, Bulgaristan'dan pamuk ipliği, cam, şeker, otomobil, elektrikli eşyalar ile seramik ve tekstil ürünleri ihraç etmektedir. Bulgaristan'dan petrol yağları ve elektrik enerjisi, deri, bakır ve bazı plastik ürünler ithal ederiz. Gürcistan, başkenti Tiflis, nüfus 4 milyon, yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Gürcüce. Gürcistan ile aramızda sınır kapısı Sarp sınır kapısı Artvin'dedir. Gürcistan'da yaşayan Ahiska Türkleri ile ülke halkı arasında bir kültür köprüsü oluşturmaktadır. Azerbaycan petrolünü ülkemize taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı Gürcistan'dan geçerek topraklarımıza ulaşmaktadır. Gürcistan'a plastik borular, temizlik malzemeleri, tıbbi ilaçlar ve inşaat malzemeleri ihraç ederiz. Gürcistan'dan kimyasal gübre ve çelik ithal ederiz. İki ülke arasında vizesiz seyahat edilmektedir. Ermenistan, başkenti Erivan, nüfus 3 milyon, yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Ermenice. Türkler ile ilişkileri fazla gelişmemiştir. Gümrük sınır kapısı kapalıdır. Asya kıtasında bulunan Ermenistan doğu komşumuzdur. Türkiye ile olan ilişkileri çok zenginleşmemiştir. Gümrük sınır kapısı kapalıdır. Nahçıvan, başkenti Nahçıvan, nüfus 500 bin, yönetim şekli Özerk Cumhuriyeti, resmi dili Azeri Türkçesi. Nahçıvan, Azerbaycan'a ait bir özerk cumhuriyettir. Türkiye'nin doğu komşularındandır. Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyettir. Iğdır ilinde dil ucu iki ülke arasındaki sınır kapısıdır. İran, başkenti Tahran, nüfusu 83 milyon, yönetim şekli İslam Cumhuriyeti, resmi dili Farsça. Tarihteki önemli Türk devletlerinden olan Büyük Selçuklu Devleti İran'da kurulmuştur. İran, Türkiye'nin doğu komşularındandır. Gürbulak, Kapıköy ve Esenler'e
sınır kapıları iki ülke arasında bulunur. Petrol kaynakları açısından zengin olan İran'dan petrol ürünleri ve doğal gaz ithal ederiz. Biz de otomobil lastiği, cam eşya, temizlik ürünleri, beyaz eşya ve canlı hayvan, demir, çelik ihraç ederiz. Irak, başkenti Bağdat, nüfus 37 milyon, yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Arapça. Türklerin yoğun olarak yaşadığı komşumuzdur. Irak, Türkiye'nin güney komşusudur. Irak ile aramızda güçlü tarihi ve kültürel bağlar vardır. Habur, Derecik, Üzümle ve Gülyüzü sınır kapıları iki ülke arasındaki geçiş noktalarıdır. Irak'tan işlenmemiş petrol ve altın alır, un, yağ, ayçiçeği, kanatlı hayvan ve demir çelik ürünleri satarız. Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı Mezopotamya Ovası Irak sınırları içindedir. Suriye, başkenti Şam, nüfus 23 milyon, yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Arapça. En uzun kara sınırımızın olduğu ülkedir. Bu nedenle en fazla sınır kapımızın olduğu ülkedir. Bunlar Karkamış, Dilve Gözü, Yayla Dağı, Öncü Pınar, Çoban Bey, Nusaybin, Şenyurt, Ceylan Pınar, Mürşit Pınar ve Akçakale sınır kapılarıdır. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle bu ülke ile aramızdaki ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Suriye'deki bu karışıklık nedeniyle birçok Suriyeli vatandaşı ülkemize sığınmıştır. Petrol önemli yeraltı kaynağıdır. Türk devletleri. Orta Asya geçmişte Türk devletlerinin ana yurduydu. Türklerin bir kısmı bazı nedenlerden dolayı başka yerlere göç etmiştir. Asya'da yaşayan Türk toplulukları Sovyetlerin 1991'de dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazandı. Şimdi bu devletlerden bazılarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yavru Vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983'te kurulmuştur. Başkenti Lefkoşe'dir. Türkiye siyasi, askeri ve ekonomik konularda dahil olmak üzere her alanda ülkemiz tarafından desteklemektedir. Turizm açısından doğal ve tarihi güzelliklere sahiptir. Azerbaycan. Başkenti Bakü'dür. Önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Azerbaycan ile Nahçıvan üzerinden bağlantı kurarız. Azerbaycan ile ekonomik, sosyal, kültürel de ilişkilerimiz oldukça iyidir. Tarihi ve doğal güzellikleri görünmeye değerdir. Türkiye ile Azerbaycan kendilerini iki devlet, bir millet olarak ifade eden kardeş ülkelerdir. Atatürk, Azerbaycan'ın sevincini bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir sözüyle bu kardeşliği vurgulamıştır. Türkmenistan. 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Türkmenistan ile Türkiye arasında karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışına dayalı bir ilişki vardır. Türkmenistan, Aşgabat başkentidir. Türkmenistan, doğal gaz kaynağı bakımından zengindir. Doğal gaz boru hattıyla ülkemize ve Avrupa'ya sevk edilmesi amacıyla boru hattı projesi vardır. Özbekistan. 1 Eylül 1991'de bağımsızlığını kazandığında ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Özbekistan yeraltı kaynakları oldukça zengindir. Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Özbekistan ile her alanda işbirliği içindeyiz. Türk şirketleri Özbekistan'da birçok sektörde yatırım yapmıştır. Kırgızistan. 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazanan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tir. İki ülke arasında 1997 yılında edebi dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Türkiye, Kırgızistan'a tekstil türleri, çeşitli makinalar, gıda maddeleri, sıhhi, tesisat ısıtma malzemeleri, kağıt ve mobilya ihraç yapmaktadır. Kazakistan, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri arasında en geniş yüz ölçümüne sahip olan Kazakistan, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını kazanmıştır. Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla ithalat ve ihracat yaptığımız ülkedir. Cumhuriyetleri içinde en fazla ithalat ve ihracat yaptığımız ülke konumundadır. İlişkilerimiz her alanda gelişmektedir. 1993 yılında Hacı Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Birçok Kazak genci üniversitede eğitim görmektedir. Ulu Önder Atatürk tüm dünya ülkeleriyle dostluk çerçevesinde iyi ilişkiler kurmayı hedef seçmiştir. Yurtta barış, dünyada barış sözü bunun kanıtıdır. İyi çalışmalar.